Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolema kanalına hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle birkaç gündür video yükleyemediğim için çok özür dilerim. Sebebini Discord'dakiler çok iyi biliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Hatayspor'un başına geçtik arkadaşlar. Şimdilik sadece 3 yıl sürecek bir serüvenimiz var. Teknik direktörden ziyade bir başkan olduğumuz için 3 yıllık bir zamanımız var ve bu 3 yılda Hatayspor'u elimizden geldiğince iyi yerlere taşıyacağız inşallah. Açıkçası sıfır bütçeyle başlamak istemedim. O yüzden bir başkan olarak gönlümden koptuğu kulübüme 10 milyon euro katkı sağladım. Hemen şöyle kadromuza göz atalım, bir bakalım kimlerle yolumuza devam edeceğiz, kimlerle devam etmeyeceğiz. Ona göre yavaş yavaş oyuncuları transfer listesine koyalım ve yeni transferlerimizi yapalım. Transfer dönemi sona erdi arkadaşlar. Örnek adlı oyuncuyu sattık 185 bine. Daha sonra Ryan Donk aldık takas aracılığıyla. Artı üstüne bir miktar para verdik. Berg'ı aldık. Tabii ki Buffon'u aldık. Ve Ivanovic aldık arkadaşlar. Böylelikle en azından defansımızı birazcık olsun sağlam aldığımızı düşünüyorum. Ek olarak da santrofora bir takviye yapmış olduk. İnşallah şu anda gördüğünüz kadro ile birlikte sezonu çok iyi yerlerde bitiririz. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım, şimdi sezon sonuna kadar simül ediyoruz. Arkadaşlar dayanamadım, şöyle bir devre arasında bakalım dedim ne durumdayız diye. Şu anda 5. sıradayız, gayet iyi gidiyoruz bence. 20 maçta toplam 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet almışız. Gerçekten çok çok iyi bence. Liderin 9 puan gerisindeyiz bakalım. En azından ilk 5'te bitirelim de bir sonraki sezon Avrupa'ya gidelim diyorum. Hadi bakalım, şimdi sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik şimdi. Hemen bakalım ne alemdeyiz. Vay 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 vay. Ulan ligi ikinci bitirmişiz be. Ligi ikinci bitirmişiz. Çok iyi lan. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz inşallah. Tabi başta ön elemeler falan var ama oyunda da var mı şimdi o, bilmiyorum onu. Ligi çok iyi sırada bitirmişiz arkadaşlar. Yani Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak ligi ikinci bitirmek bence olağanüstü yani. Bunun zaten bir tık üstü şampiyonluk. Onu da 13 puanla kaptırmışız. Harika bir sezon geçiriyoruz arkadaşlar. 40 maçta toplam 22 galibiyet, 14 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Hemen Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi var. Oynanmamış daha. Simülasyon yaptım geldim ve Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe oldu arkadaşlar. Yarı finalde Fenerbahçe'ye karşı elenmişiz toplamda 3-2'lik skorla. Galatasaray'da Karagümrük'ü 4-2'lik skorla geçmiş. Şöyle baştan itibaren bakalım neler yapmışız. Burada yokuz. Son 16'da toplam 3-1'lik skorla geçmişiz. Daha sonra Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup etmişiz. Yarı finalde 3-2 mağlup olmuşuz. Ardından da bizi mağlup eden takım, bizi eleyen takım olan Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın kazananı olmuş. En azından oyunda kupa kazanıyoruz. Bunu bir Fenerbahçeli olarak söyledim yani. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'ni Arsenal kazanmış arkadaşlar. Şöyle grup aşamasından değil de son 32'den itibaren şöyle meraklarını gösterelim diyecektim. Trabzonspor Feyenoord'u elemiş toplam 5-4'lük skorla. Başka bir Türk takımı da yok zaten ama grupları merak ettim, başka Türk takımları var mı diye. Burada Trabzonspor 2. bitirmiş. Göztepe 3. bitirmiş. Ve Sivasspor'da maalesef sonuncu bitirmiş. Onun dışında da zaten başka Türk takımı yok. Trabzonspor bakalım nereye kadar gidebilmiş. Burada son 16'da Hoffenheim'e karşı toplam 3-2'lik skorla elenmişler. Çeyrek final maçları, yarı final maçları ve final müsabakası. UEFA Süper Kupası'na bakalım. Orayı Bayern München kazanmış. Ve Şampiyonlar Ligi'ni bakalım kim kazanmış. Borussia Dortmund kazanmış toplam 5-4'lük skorla. Bakalım bizim Türk takımları var mı burada? Ne yaptılar, ne ettiler? Beşiktaş grubunu sonuncu bitirmiş maalesef. Başakşehir de maalesef grubunu sonuncu bitirmiş. Ya burada son 16'ya bile kalamamışız yani. Şöyle meraklarına burayı geçelim hızlıca. Gol krallığına baktığımızda Süper Lig'de Aaron Wupenza'nın 21 golle gol kralı olduğunu görüyoruz. Bizim takımın asist kralı yine Aaron Wupenza olmuş fakat ligin asist kralı ise Babacar olmuş arkadaşlar. Ardından Giuliano geliyor. Gol yenmeyen maçlarda Altay Bayındır ve Muslera zirvede. Bizim kalecimiz ise 3. sırada arkadaşlar. Gayet güzel. Sarı kartlar ve kırmızı kartlar, buraları da meraklısına geçelim. Türkiye Kupası'nda ise gol kralı Ryan Babel olmuş. Traore ise 2. sırada buluyor kendisini. Hatta benim gözümde Traore ilk sırada çünkü 6 maçta 4 gol atmış ama neyse yani çok da önemli değil şimdi. Asist krallığında bizim takımın yine en faydalısı Traore olmuş ama kendisini 6. sırada yer bulmuş. Gol yenmeyen maçlar, sarı kartlar ve kırmızı kartlar meraklısına. Gerçekten harika bir sezon geçirmişiz arkadaşlar. Acayip memnunum.
İnşallah gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla olabildiğince iyi yerlere geliriz. Açıkçası benim için şimdilik gruptan çıkmak bile büyük bir başarı. Çünkü düşünsenize bir önceki sezon ikincilikteydik. Şimdi Süper Lig'deyiz ve daha sonra da Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Yani orada aslında gruptan çıkmak bile bir başarı bizim için. Ama biz tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Öncelikle hedefimiz tabii ki de gruplara kalmak. Takımımızın en golcü ismi 46 maçta attığı toplam 23 golle Aaron Boupenza olmuş arkadaşlar. Yanına bir de 9 tane asist yapmış. Ayrıca Boupenza artı 4'lük bir gelişim sergilemiş. Marcus Berg'a baktığımızda 14 gol atmış ve 2 asist yapmış ama overall'ı eksi 4 düşmüş. Büyük ihtimal yaşından dolayıdır. Traore'ye baktığımız zaman artı 3'lük bir gelişim göstermiş. 43 maçta 8 gol 5 asist. Ve şöyle görüyorsunuz, hızlıca geçelim buraları. Şimdilik takımımızdaki sorunları görüyorsunuz arkadaşlar. Sol bek ve bir tane stoper almamız lazım. Hatta stoper için şimdilik Ivanovic'i koyalım. Mehmet Diouf'un yerine sağ kanada birini almamız lazım. Sağ beke birini almak istiyorum. Merkez defansif orta sahaya kişiler lazım. Of of, işimiz çok zor. İşimiz çok zor. En iyisi yeni sezona geçelim ve yeni transfer bütçemizde kadromuzu yeniden şekillendirmeye bakalım. İkinci sezona geçiyoruz, hakkımızda hayırlısı olsun. Yeni sezona geldik, bakalım bizim transfer bütçemiz ne kadarmış? 10.66 milyon, müthiş. Elimizden gelince bu parayı mantıklı bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Hemen şöyle kadromuza bir daha baktığımızda oyuncuların overall'larının biraz olsun düzeldiğini görüyoruz. Ya normalde Marcus Berg'i sol kanada alıp Boupenza'yı santrafor almak istiyorum ama Marcus Berg sol kanada doğru gelişmiyor arkadaşlar. 100 bilmem kaç hafta yazıyor. Boupenza'nın santrafora geçmesi ise çok sürmez ama şimdilik işte durumlar biraz sıkıntılı olduğu için böyle idare edeceğiz. Sağ kanada bir tane hızlı oyuncu alabilirsek müthiş olur. Onun dışında kalecimiz sağlam, stoperlere falan bakacağız, sözleşmelere bakacağız ve sezon sonuna doğru yavaş yavaş simüle edeceğiz bakalım. 10.5 milyon transfer bütçemiz var. Elimizden geldiğince mantıklı bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, hemen şöyle yaptığımız transferleri bir göstereyim size. Jardel'i aldık, defansımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Çamoğlu'nu sattık, Munir'i sattık. Handanovic'i aldık çünkü Buffon'un sözleşmesi bitiyor. Lars Bender'i aldık, bonservissiz aldık. Daha sonra Joshua King'i aldık, Gaba'yı aldık, Lionel Carroll'u aldık. Bu arkadaşı aldık. Rodriguez'i aldık, Eren Albayrak'ı aldık, Kalulu'yu aldık. Gördüğünüz gibi hep serbest oyuncular. Olabildiğince paramızı harcamamaya çalıştım. Daha doğrusu iyi oyunculara harcamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi Handanovic ve Jardel'e gitti bütün para. Kadromuzun son haline bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, kadromuz bence gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkalım. O bile benim için büyük bir başarıdır. Lionel Carroll, Jardel, Ryan Dong, Lars Bender, ardından Abid var, Isaac Saki, Traore, Joshua King ve bu arkadaş Boupenza da zaten her zamanki yerinde. Yedeklere baktığımızda ise Handanovic'i görüyorsunuz ve diğer önemli oyuncuları görüyorsunuz. Hemen gelişim planlarını veriyorum ve sezon sonuna doğru simüle ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum. 1 Ocağı kadar simüle ettik arkadaşlar. Burada durmamın sebebi ise ligde ne durumdayız ona bakmak istiyorum. Şu an liderin 11 puan gerisindeyiz ve kendimizi 7. sırada yer bulmuşuz. Sezon sonuna geldik. Bakalım ne yapmışız arkadaşlar. Ah be, tüh. Bu sefer ilk 5'e bile girememişiz. Ligi 6. sırada bitiriyoruz. Gelecek sene maalesef Avrupa yok. Bu sezonun şampiyonu ise Trabzonspor olmuş arkadaşlar. Ardından Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kendine ilk 5'te yer bulmuş. Ya tüh. Keşke en azından ilk 5'e girebilseydik ya. Neyse, Türkiye Kupası'na bakalım. Ha, final oynanmamış. Yine ben birazcık daha simüle edeyim o zaman. Şöyle 3 Haziran'a falan yapınca sıkıntı yok. Zaten maç 2 Haziran'da oynanıyor ya. O yüzden bir dahakinde aklımızda bulunsun. Direkt o tarihe simüle edelim. Evet, kupaya bakıyoruz tekrardan. Kupayı Fenerbahçe kazanmış. 2 yıl üst üste Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Biz ne yaptık acaba? Biz Denizli'ye karşı toplam 5 kilik bir galibiyet almışız 1. turda. Ardından son 16'da 3-0'la geçmişiz Gençler Birliği'ni. Daha sonra ise Gaziantep'i 4-1 geçmişiz. Hadi be! Abi, yarı finalde Beşiktaş'a karşı deplasman gollerinden dolayı mağlup olmuşuz. Finalde ise Fenerbahçe zaten kazanmış. Neyse, yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kim? Real Madrid olmuş. Bir bakalım şöyle neler yapmışız, neler etmişiz.
Galatasaray ligde sonuncu olmuş. Aldığı iki beraberlikle. Biz ne yapmışız? Biz neredeyiz lan? Ah ya, biz kalamadık galiba. Tamam, biz kalamadık galiba. Biz o zaman Avrupa'dayız büyük ihtimal. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Bir de Dünya Kupası varmış. O da güzel. Avrupa Ligi'nin kazananı Atletico Madrid olmuş. Şöyle bir bakalım, grup aşaması aynen. L grubundayız ve grubu... Ah be abi, bir puan bizi bir üst tura çıkaracaktı. Maalesef grubu 3. bitirip elenmişiz burada. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet almışız. İyi, güzel. İlk Avrupa maceramızda en azından ilk galibiyetlerimizi almışız. K grubuna falan bakıyoruz. Şöyle diğer gruplara bakalım hemen. Fenerbahçe'yi görüyoruz. 3. bitirmiş. Onlar da elenmişler. Yapacak bir şey yok. Maalesef bu sezon Avrupa'da bir şey başaramadık. Yani ben en azından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsak gruplardan çıkmak bile bir başarı diye düşünüyordum ama maalesef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bile kalamadık. Süper Kupa'ya bakalım. Meraklısına hemen kim kazanmış diye. Borussia Dortmund kazanmış. Şöyle hemen gol krallığına bakalım arkadaşlar. Daha sonra da takım istatistiklerine bakacağız. Gol krallığında bizim hiçbir oyuncumuz yok lan. Abi o kadar mı kötü sezon geçirdik? Kamara var burada. Bilmem kaçıncı sırada. Bakalım 20. sırada kendine yer bulmuş. Gol kralı şöyle bakalım hemen. Tete olmuş. Asist kralı ise kanatsız kuş olmuş. Sarı kartlar, kırmızı kartlar. Meraklarına geçelim. Türkiye Kupası'na da bakalım. Şöyle kırmızı kart gören olmamış. Gol kralı Charlie olmuş. İstanbul Başakşehir'den. Bizden Rodriguez kendini 3. sırada yer bulmuş. Asist kralı ise Borini ve Ferdi Kadıoğlu olmuş. Eren Albayrak yeni transferimiz yaptığı bir asiste kendini 3. sırada yer bulmuş. Gol yenmeyen maçlarda Handanovic ilk sırada ve hemen şöyle sarı kart ve kırmızı kartları gösterelim. Sezon bizim için maalesef çok da iyi geçmedi arkadaşlar. Arkadaşlar sözleşmesi biten oyuncuları görüyorsunuz. Mesela Ryan Donk yeni sözleşme istemiyor. Yeni hani bunu yolladım sürekli hiç kabul etmedi. Yani ilk sözleşmeyi de kabul etmedi. Ribeiro yaşından dolayı galiba futbol bırakacak. Ivanovic o da istemiyor. Bunu da ben istemiyorum aslında baktığımız zaman. Transfer listesine koyduğum zaman da zaten ki koymuşum, alanda olmuyor yani. Ve Marcus Piak var. Bununla da anlaşamadık. Bu da galiba futbol bırakacak. Yeni sözleşme önerdiğimiz zaman istemiyorlar. Teklifi düşük buluyorlar. Abi siz zaten gelmişsiniz 35-36 yaşına. Bu saatten sonra oynasanız ne, oynamasanız ne. Sizin için bu emeklilik maaşı gibi bir şey olması lazım. Her neyse. Biz elimizden gelen zaten her şeyi yaptık. O yüzden gidenler gitsin. Kalan sağlar bizimdir. 30 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Hey maşallah. Hey maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ise yapmamız gereken tek şey sezonu tamamlamak diye düşünüyorum. Sezonu bir bitirelim bakalım. Ardından kimler kalıyor, kimler gidiyor onları bir görelim. Ona göre transferlerimizi yapacağız. Paramız zaten maşallah dolu. Bu arada unutmadan hemen takım istatistiklerine bakalım. Şöyle kim en fazla gol atmış falan diye. Joshua King gelişim göstermemiş ama 41 maçta 15 gol 7 asistle zirvede şu anda. Kamara galiba bizde kiralık olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Artı 3'lük bir gelişim göstermiş kendisi, 14 gol atmış 50 maçta. Traore artı 2'lik bir gelişim göstermiş, 10 gol atmış. Rodriguez var 10 gol atmış. Ve şöyle meraklarını hızlıca geçelim arkadaşlar. Yeni sezona başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni sezonda ne yapacağız? Elimizde sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası var şu anda. Yani gelecek sezon bu iki turnuvada mücadele edeceğiz. Avrupa Kupası hayal oldu ki zaten %90 belliydi yani. Ama en azından belki Süper Lig şampiyonluğu gelebilir. Neden olmasın? Her şey mümkün. 30 milyonluk transfer bütçemiz var. Az değil. Hadi bakalım yeni sezona başlıyoruz. Ve evet arkadaşlar yeni sezona başlıyoruz. Gördüğünüz üzere 29-30 milyonluk bir transfer bütçemiz var. İnşallah bunu elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kadromuzu güzel bir hale getirip Süper Lig şampiyonluğunu alalım en azından. Şimdiye kadarki en büyük başarımız Süper Lig'de ikincilikti. Bakalım bir umut yani en azından belki Süper Lig şampiyonu olabiliriz. En kötü ihtimal Türkiye şampiyonu olabiliriz. En azından bir tane şampiyonluk için uğraşıyoruz. Ama şimdilik dediğim gibi en iyi sezonumuz ilk sezonumuzdu. Başkanlık dönemimizde son sezonumuzu geçiriyoruz. İnşallah bu sezon güzel sonuçlar alırız. Şöyle hemen bir kadroya baktığımız zaman gördüğünüz üzere kimler bizimle kimler değil hemen görebiliyoruz zaten.
Hadi canım ya. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Aaron Boupenza takımdan ayrılmış. Serbest kalma bedelini ödemişler. Evet. Şimdi dank etti. Ben de diyordum hani bu para nereden geliyor diyordum. Meğer Boupenza'dan geliyormuş. Yemin ederim üzüldüm. Vallahi billahi üzüldüm. Boupenza'yı ben çok seviyordum ya. Boupenza kalsın istiyordum ama neyse artık yapacak bir şey yok. Başka bir şeyler düşünmemiz lazım. İki stoper alalım diyorum. Çünkü Jardel ve Popo. Jardel'in galiba ratingi bayağı bir düşmüş. Aldığımız zaman 74-75'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ise bayağı bir düşmüş. Yaşından dolayı bunlar tamamen doğal karşılıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle baktığımız zaman iki stoper alacağız. Bir tane de sol kanat alacağız. Ve belki de bir tane de santrafor alırız. Evet arkadaşlar transferlerimizi bitirdik. Size şöyle kısaca bir göstereyim hemen. Capitelli'yi aldık, Herrera'yı aldık, Ben Lamri'yi aldık, Kamara'yı sattık. Bustos aldık, serbest bir oyuncuydu. Daha sonra şu artisti aldık arkadaşlar. Saçları hep böyle çok güzel. Neyse Serdar Aziz Fenerbahçe'den Hatayspor'a transfer oldu 4.7 milyona. Daha sonra Gregore'yi aldık. Bu oyuncuları aldık ve kadromuzu şu şekilde düzenledik. Mümkün olduğunca herkesi kendi yerinde oynatıyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman kadro bence okey. İnşallah bu kadro bize şampiyonluk için yeter. Bilmiyorum yani en büyük rakiplerimizin kadroları nasıl bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Gelişim planları vereceğiz. Oyuncularımız yaşlı ama elimizden geleni yapacağız bakalım. İşin kötü yanı şu arkadaşlar. Hani biraz transfer bütçemiz artsın diye oyuncuları transfer listesine koyuyorum. Teklifler geliyor eyvallah kabul ediyorum ama oyuncular anlaşamıyor kulüplerle. O yüzden bir türlü transfer bütçemizi artıramadım. Elimizdeki imkanlarla güzel bir şeyler yapmaya çalıştık bakalım. Gelişim planlarını vereyim ben şimdi ondan sonra da sezon sonuna kadar simüle edelim bakalım ne yapacağız. Bu sefer direkt ocağa da geçiyorum yani direkt sezon sonuna kadar simüle edeceğim. Bir dakika şöyle 3 Haziran diyelim. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Ve sezon sonu erdi arkadaşlar. Acaba ne yaptık yemin ederim çok merak ediyorum. Hadi bakalım geri gidelim. Lan işte bu be, işte bu Süper Lig'in şampiyonu oluyoruz. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Süper Lig'in şampiyonu olduk. Abi gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Son sezonumuz olduğu için mutlaka en azından bir tane şampiyonluk istiyordum. Onu da aldık çok şükür. Yani direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Süper Lig'in şampiyonu oluyoruz. Müthiş ya. Bir de Türkiye Kupası'na bakalım. Bakalım orada ne yaptık. Oh! Onu da kazanmışız. Onu da kazanmışız. 1-0 Galatasaray'a karşı galip gelmişiz finalde. Şöyle kısaca hızlıca geçelim bakalım. Başakşehir 3-1 elemişiz. Ardından Karagümrük'e karşı 4-0 geçmişiz. Antalyaspor'a karşı 4-2'lik bir galibiyet almışız burada. Daha sonra da yarı finalde Alanya'ya karşı toplam 3-2'lik skorla galip gelmişiz. Finalde de Galatasaray'ı mağlup etmişiz. Sezonu ve bölümü 2'deki ile kapatıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bence. Yani müthiş. Zaten ilk sezon hatırlarsanız ikinci olduyduk. Yani Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak Süper Lig'i direkt olarak ikinci bitirmek çok çok büyük bir başarıyken bir de geldik 3. sezonumuzda şampiyon olduk. 2. sezon biraz bocaladık. Neden öyle oldu bilmiyorum ama 3. sezonda çifti kupayla bitirmiş olduk. Müthiş bir şey ya. Çok güzel. Bakalım bizim Türk takımları ne yapmış? Avrupa Ligi'ni Tottenham kazanmış. Şöyle bir devam edelim hemen. Fenerbahçe A grubunda 3. olmuş ve elenmiş. Kaç galibiyet almışlar? 2. İyi o da güzel. Medipol Başakşehir'e de 3. olmuş maalesef. Ve Beşiktaş 2. olarak gruptan çıkmış. Averajları ikisinin de 1. Ama attığı gol fazla olduğu için. Tamam 7 gol de fazla ama attığı gol fazla olduğu için. Beşiktaş 1 üst tura çıkmış. Bakalım daha. Galatasaray da çıkmış. Çok güzel. Beşiktaş ve Galatasaray yoluna devam etmiş. Bakalım ne yapmışlar. Gerçi gördük finale kalamamışlar da. Galatasaray Atalanta of 5-1 geçmiş. Beşiktaş nerede? Of Roma 4-1 ile geçmiş Beşiktaş'ı ya. Neyse şöyle meraklarına bakalım arkadaşlar. Çeyrek final, yarı final ve final. Şimdi Süper Kupa'ya bakalım önce. Onu Real Madrid kazanmış sezonun başında ve Şampiyonlar Ligi'ni onu da Manchester City kazanmış penaltılarla. Grup aşamasına bakalım. Bakalım burada Trabzonspor olması lazım. Aynen Trabzonspor olması lazım derken hemen de karşımıza çıktı. Grubu maalesef sonuncu bitirmişler. Ama grup da zormuş yani. Grup da zormuş. B grubu, C grubu. Başka Türk takımı yok galiba zaten değil mi? Başka Türk takımı yok arkadaşlar. Şöyle meraklarını hızlıca geçelim buraları. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri gidelim.
sezonu şampiyon bitirdik ya, çok güzel. Tablo çok güzel ya. Vallahi şu yani zirvede olmak çok müthiş bir şey gerçekten. Gol krallığına bakalım. Yeni transferimiz Bustos gol kralı olmuş. Müthiş. Ve artist, bizim artistimiz, o da 4. sırada kendine yer bulmuş. Traore de 6. sırada yer bulmuş. Güzel. Giuliano farkındaysanız hep ilk 3'te falan yani. İlk sezonda galiba ikinciydi değil mi? Öyle bir şeydi. Hep üst sıralarda. Giuliano demek ki bayağı iyi. Aziz krallığına baktığımızda Giuliano yine zirvede. Traore var. 2. sırada Ferdi Kadıoğlu ve 4. sırada da bizim artist var. Gol yenmeyen maçlar. Handanovic zirvede, helal olsun. Demek ki şampiyonlukta çok büyük payı varmış. Buradan Hamit'e selamlar olsun. O kadar söylüyor her rebuild yaptığımız zaman, her kariyer yaptığımız zaman. Abi Handanovic al, sadece 2 milyon. Seni dinledim, aldım. Gerçekten işe yaradı. Türkiye Kupası'nda gol krallığına bakalım bir de. Türkiye Kupası'nda gol krallığına baktığımızda Traore burada zirvede. Bir dakika, ben demin kafam karıştı. Bustos ve Traore sezonu gol kralı olarak tamamlıyorlar. Demek ki şampiyonluğun mimarı sizsiniz abi. Yani en ön planda olanlar sizsiniz. Helal olsun sizlere. Ve bir de tabii ki de Handanovic. Bakın Handanovic burada da zirvede. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Unutmadan şuradan hemen takım istatistiklerine de bakalım arkadaşlar. Nahuel Bustos gördüğünüz üzere 49 maçta 25 gol zaten zirvedeydi. Ve Traore o da zirvede. Bakalım Bustos artı 4'lük bir gelişim sergilemiş. Traore de artı 2'lik. Diğerleri de gördüğünüz üzere, şöyle meraklarına hızlıca geçelim. Durdurup bakarsınız arkadaşlar. Ve böylelikle de Rebuild'in sonuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten bence çok güzeldi. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak ilk sezonumuzu ikinci tamamladık. Ardından Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elendik. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadık falan filan derken Avrupa maceramız kısa sürdü ve ikinci sezonda da maalesef 6. bitirmiştik galiba. Evet, 6. bitirdik. İkinci sezon bizim için biraz kötü geçti ama ilk sezon ve özellikle bu sezon, yani son sezonumuz, 3. sezonumuz müthiş geçti arkadaşlar. 3. sezonumuzda çifte kupayla tamamlıyoruz. Bölümün başından hatırlarsınız sadece 10 milyonluk bir transfer bütçesi eklemiştim ek olarak. Onu da hani takımın başına yeni geçmiş bir başkan olarak yapayım artık değil mi? 10 milyon da bir şey değil yani, sonuçta takımın başına geçiyorsun, illaki bir yatırım yapacaksın sonuçta. O yüzden arkadaşlar ben gayet gerçekçi buldum, gayet güzel oldu. Olabildiğince zaten hani fazla bütçeyi aşmadan transferler yapmaya çalıştık. Her neyse, lafı uzatmayacağım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bana destek olmak için de kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur. 1000 aboneye geldiğimizde FIFA 21 çekilişi yapacağız çünkü. Hani FIFA 22 çıkmadan FIFA 21'in çekilişini yapabilirsek müthiş olur diye düşünüyorum. O yüzden ufak ufak destek verirseniz çok sevinirim. Discord sunucumuza hala gelmediyseniz açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Oraya tıklayın ve Discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Böylelikle kanal içeriklerine yön verebilirsiniz arkadaşlar. Lafı uzatmayacağım dedim, yeni uzattım. Her neyse, çok teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.